Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün Cancun'da dördüncü ve son günü. Hava çok yağmurlu. Buraya yağmur yağarsa tam yağıyor ya da hiç yağmıyor. Şöyle göstereyim. Şu anda hava bu şekilde. Şimdi buranın en büyük AVM'sine gidiyoruz. Koska adı. Yani Türkiye'deki metroya eş değer. Daha çok seçenek var. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz orada. Şimdi oradan alışveriş yapacağız. Alışveriş yaparken de ürünleri çekeceğim. Bakalım Meksika ile Türkiye'deki fiyat farkı ne? Bu videoda hepsini tek tek göreceksiniz. Geldiğimiz alışveriş merkezinin adı, daha doğrusu marketin Costco Wholesale toptan satış diye geçiyor. Evet arkadaşlar, giriş yaptık. Şöyle televizyon var burada. Mesela şu televizyon da 10.000 peso. Pardon. Samsung 65 inç OLED. Yani 14.000 peso. 14.000 peso ne yapıyor? 1,5'ta çarptığınızda 35.000 lira. Türkiye'de neredeyse iki katı fiyatına. Mesela şöyle arkadaşlar. Apple MacBook Pro 14 inç 512 GB 38.000 peso. Şu şekilde. Aynı şekilde 13 inç var. İndirim var 29.000 peso. MacBook Pro 13 inç 256 GB. Burada var 16.500 peso. Apple MacBook Air 13 256 GB. Yani burada 1 peso yaklaşık 1,4 TL. Mesela şöyle bir ürün var Apple'ın. Fiyatlar bu şekilde. Telefon fiyatlarına bakalım. Galaxy S23 Ultra 24.498 peso. Şöyle. 256 GB 24.500 peso. Ondan sonra S Flip var 4. O da fiyatı bu şekilde. Yani burada elektronik Türkiye'den fazlasıyla ucuz. Burası Meksika fiyatı. Mesela Samsung tablet var şöyle 21.500 peso. Samsung Galaxy Tablet S8 128 GB. Mesela böyle biftekler var bu şekilde. Bunun fiyatı 1056 peso. Yaklaşık olarak kaç para yapıyor? 1500 TL'ye böyle 2,118 gram. Şu gördüğünüz 2,118 gram biftek bonfile. Bunun da komple fiyatı 1056 peso. Galiba kilosu 419 peso. Ondan sonra şöyle var, 3 tane kalın böyle biftek. Steak 1281 peso. 1,546 kilogram 1281 peso. Bu kadar ucuz mu oluyor bunlar? Evet, normal canım. Arkadaşlar, Lez olarak geçiyor. dana kıyma 2 kilo 614 gram 389 peso, yani yaklaşık olarak 500 TL. Yani yaklaşık 3 kilo kıyma alıyorsunuz, 500 peso ödüyorsunuz, 750 TL. Türkiye'de bu 3 katı fiyatına. Şöyle içkileri göstereyim. Şaraplar var. Bu galiba biraz pahalı bir şarap. 1300-1400 peso şarap fiyatları. Bu ucuzmuş. 269 peso böyle bir şarap. İçinde 24 tane Heineken var. 35 355 milimlik. Bunun fiyatı 459 peso. Smirnoff Vodka şu şekilde. 289 peso. Mesela böyle bir viski var. Buchan Deluxe diye. Bunun fiyatı da 876 peso. Arkadaşlar, burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Hatta böyle motosiklet bile satıyorlar. Vento ne kadarmış? 28.000 peso. 28.000 peso da yaklaşık 40-45.000 TL yapıyor. Kuru yemişler 400 peso. Şöyle karışık bir kuru yemiş. İçinde ne ararsanız var arkadaşlar. Bu 400 peso. Yani o kadar çok ürün var ki, yani tek tek hepsini çekmeye kalkarsan saatlerce sürebilir. Bu neymiş? Böyle bir çikolata. 165 peso. Şu anda çok ciddi bir kalabalık var.
Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan başka bir mağazaya geçeceğiz yan tarafta. Orada sebze ürünleri var, yiyecek içecek ürünleri var. Şimdi oradaki videoları çekeceğim. Oradaki fiyatları karşılaştıracağız. Yani burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Özellikle elektronik ürünler çok çok daha ucuz, çok çok daha uygun Türkiye'ye göre. Yani ürünlerin %90'ı Türkiye'ye göre çok daha ucuz, çok daha uygun arkadaşlar. Burası da buranın en büyük marketi. Bugün pazar ve pazar yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, oradan ayrıldım. Şimdi yan tarafında daha büyük demeyeyim de bura kadar büyük olan bir alışveriş yeri var. Oradan da genelde sebze, meyve, böyle temizlik ürünleri ağırlıklı. Şimdi orada onun videosunu çekeceğim. Bizim gittiğimiz yer Costa Wholesale'di. Şimdi yan tarafında Mega Soriana var. İçki fiyatları bu şekilde. Farklı farklı biralar var. 43.50. Burası tamamen içecek bölüm arkadaşlar. Mesela şeylere bakalım. Takso. Cips 15 peso. Ha şöyle Doritos. Mesela Doritoslar. Ruffles. 56 peso. 45 peso. 56 peso acılı. Şu acılıdan denilebilir. Genelde 56.90 peso. Biralar bu şekilde. Chivas Regal. Galiba 12'lik, litrelik 12'lik 909 peso, yanında da 2 tane bardak veriyor. Ekmek fiyatlarına bakalım. Ekmek fiyatları bu şekilde arkadaşlar. 45 peso, 45 peso, 45 peso. Hangisini alırsanız alın 45 peso. 2 peso tanesi. Yani Türkiye'deki ekmeğin 3'te 1'i 2 peso. Yani Türkiye'de ekmekle karşılaştırırsak, yani 3 tane alsak bununla 1 tane ekmek yapar 6 peso. Mesela şöyle fiyatlar, ekmekler. Mesela şu ekmek 23 peso. Uzun böyle. İçecek bölüm arkadaşlar. Bugün pazar günü olduğu için burayı kapatmışlar. Zincir koymuşlar. Pazar günü akşam 5'ten sonra içki satılmıyor. Böyle görüyorsunuz tavuklar, tavuk fiyatları. Şu gördüğünüz tavuk 162 peso. 162 peso. Arkadaşlar 1 peso yaklaşık 1.4 lira yapıyor. Ona göre TL fiyatını bulabilirsiniz. Etler bu şekilde. Mesela şu ne olduğunu bilmiyorum. 88 peso. Mesela burada deniz ürünleri var arkadaşlar. Onları göstereyim böyle. Küçük karidesler. Fiyatı yazmıyor ama 120 discount yazıyor. Mesela kalamar var. Şöyle gördüğünüz kalamar 399 peso. Karides 120 dirim. Yengeç var. Şöyle bir yengeç. Kilogramı 199 peso. Bunlar levreye benziyor. 63 peso. Böyle balık çeşitlerini görebiliyorsunuz. Böyle hazır bir şekilde satılıyor. Mesela ütü fiyatları şöyle 879, 499. Arkadaşlar genelde Güney Amerika'da ya da Amerika'da bu şekilde çamaşır makineleri var. Üstten. Genelde çoğu insan bunu kullanıyor. 17 kilogram. Üstten kapaklı. Güney Amerika'da bunları kullanıyorlar. Yani bizim kullandığımız çamaşır makinelerinden farklı. Mesela 22 kilogram şöyle bir çamaşır makinesi var. Bunun fiyatı 13.500 peso. Burası elektronik. Ondan sonra mesela şunları gösterebilirim size. Tost makineleri çok küçük, kibar, 800 peso. 800 peso. Tefalin makineleri. Kahve makineleri var şöyle. Ondan sonra şunlar neyi bilmiyorum. Arkadaşlar şampuan fiyatlarını göstereyim size. İlk tanesi 179 peso. Head & Shoulder. İlk tanesi 100 peso. Burası da Meksika'da böyle bir market. Galiba muhtemelen pazar günü olduğu için bu şekilde çok yoğun. Fiyatlara baktığımızda genelde fiyatlar bu şekilde. Yani Türkiye'ye kıyasladığımızda bazı ürünler çok pahalı, bazı ürünler çok ucuz. Genelde alkol ve elektronik ucuz Türkiye'ye göre. Fiyatlar bu şekilde. Eğer bir gün Meksika yolunuz düşerse ya da Meksika'da fiyatlar ne şekilde diye merak ediyorsanız umarım bu video yardımcı olur size. Şimdi yılbaşı geliyor. Böyle burada Kasım aylarında çılgın cuma diye
işte alışveriş çılgınlığı oluyor. Fiyatlar o zaman %80, %90'a kadar düşebiliyor. Mesela şimdiden hazırlıklara başlamışlar. Şöyle çam ağaçları vesaire var. Mesela şu çam ağacının fiyatı 2700 peso, yaklaşık 4000 TL. Mesela şöyle 1700 peso. Gerek var mı? Bana göre gerek yok. Kasa sonlarında yaşlı insanlar var. Siz de paketlemeye, her şeye yardım ediyor. Genelde yaşlı insanları seçiyorlar. Gördüğünüz gibi. Migros, buradan size sesleniyorum. Sizin de bunu yapmanız lazım. Hem alışveriş yapanlara kolaylık olur, hem de böyle daha fazla kişi çalıştırmış olursunuz. Elektrik süpürgesi aldık. Su aldık, domates aldık. Ne kadar tuttu elin? Bunların hepsi 3250 peso tuttu. Tabii ki pahalı olan burada elektrik süpürgesiydi. Meksika'da fiyatlar bu şekilde. Et ürünlerinde Türkiye'ye göre daha ucuz ama diğerleri hemen hemen Türkiye ile aynı. Hatta bazı ürünler Amerika'dan bile daha ucuz. Mesela MacBook Pro 13 inç fiyatları Amerika'dan bile daha ucuz. Meksika'da alışveriş böyle arkadaşlar. Şimdi alışverişimizi bitirdik, eve doğru gidiyoruz. İzlediyseniz, buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elinden geldiği kadar başka videolarda çıkmaya çalışacağım. Çok sağ olun.